Bursa. Antik çağda başlayıp Bitinya, Roma ve Bizans uygarlıklarıyla büyüyen, Osmanlı'yla taçlanıp Cumhuriyet'le kalkınmanın ışığına dönüşen 2500 yıllık medeniyet birikimi. Bursa, son 150 yılda Kafkaslar'da, Orta Doğu'da ve Balkanlar'da yaşanan çözülmelerin ardından Anadolu'da en çok göç alan şehirler arasına girdi. Mazluma kucak açıp göçle güçlenen, her geçen gün büyüyen sanayisi ve çok çeşitli iş gücüyle artık hepimizin evi burası. Burası doyduğumuz ve bu yüzden değer katmak zorunda olduğumuz yer. Burası Türkiye'nin ve özellikle Rumeli'nin özeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişim gururu Bursa'da, Anadolu'yla Balkanlar arasında hem gönül hem de ticari bağları güçlendirmek adına çabalayan, gecesini gündüzüne katan, vizyoner gönüllülere sahip bir dernek var. Rumeli Siyat. 2006'da kurulan Rumeli Siyat, 12 farklı Balkan ülkesinden 300'ü aşkın üye, 26 farklı sektörde 22 binden fazla çalışan, 36 farklı ülkede milyonlarca dolarlık yatırım ve 122 farklı ülkeye yönelik 1 milyar doları aşan ticaret hacminin temsilcisi konumunda. Rumeli Siyat, köklerinden gelen gücü ve geleceğe olan inancıyla kalıcı eserler bırakmak ve ülkemize katkı sağlamak için tüm gücüyle çalışıyor. Sadece son bir yılda üyelerimizin öncülüğünde Bulgaristan'da Kırca Ali Bezirgan Camii yenilendi. Sırbistan Sancak bölgesinde Dušan Tomašević İlköğretim Okulu anaokuluyla beraber komple onarılarak modern hale getirildi. Makedonya Kumanova'da İlahiyat Merkezi ve Kız Öğrenci Yurdu yapıldı. Bulgaristan'da Eğridere Camii yenilendi. Sırbistan'da Vujanovca Belediye Binası baştan aşağı yenilendi. Bulgaristan Hasköy'de Türk Tiyatrosu'nun araç gereçleri alınarak tüm ihtiyaçları karşılandı. Bulgaristan'da Aydos Marko Mahallesi'ne yeni bir cami yapıldı. Sırbistan'da ise yaklaşık 700 öğrencinin öğrenim gördüğü Muharrem Kadriyu İlkokulu onarılarak modern hale getirildi. Ve sayısını bilmediğimiz daha nice güzellikler. Rumeli Siyat'ın en önemli etkinlikleri arasına giren Balkan Ekonomi Zirvesi 2000'den fazla davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi ve Balkanlardan gelen iş adamlarıyla Bursalı iş adamları arasında işbirliği oluşturuldu. Geride bıraktığımız yıl uygulamaya konan Rumeli Siyat Akademi bünyesinde de 600'den fazla katılımla 14 farklı eğitim gerçekleştirildi. KOSGEB'le işbirliği yapılarak sosyal sorumluluk çerçevesinde iki dönemde 60'tan fazla kişiye girişimcilik kursları verildi ve sertifika almaları sağlandı. Ayrıca üye faaliyetlerinin duyurulması adına 4 ayrı komisyon oluşturulup sanayi, turizm, eğitim ve inşaat alanında hazırlanan raporlar kamuoyu ve ilgili resmi kurumlarla paylaşıldı. Karadağ, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Makedonya ve Sırbistan başta olmak üzere 6 Balkan ülkesi ziyaret edilip, ikili iş görüşmeleri, yatırım ziyaretleri ve kültürel gezilerle farkındalık oluşturuldu. Balkan ülkelerinden de başta medya temsilcileri ve diplomatlar olmak üzere Bursa'ya gelen yüzlerce konuk Rumeli Siyat'ta ağırlandı. Yılın her ayında düzenlenen brunch, Rumeli buluşmaları ve üye ziyaretleriyle de hem üyeler arası paylaşımların artması hem de yeni üyelerin derneğe katılımı sağlandı. Son bir yılda 100'den fazla iş adamı Rumeli Siyat'a katıldı. Sadece bir yıla sığdırılan yüzlerce etkinlik ve binlerce dostluğun temelinde
kuşkusuz Rumeli Siyad'ın sıcak yüzü ve samimi duruşu var. Biz emindik Türkiye bir gün bize gelecek. Evet, Türkiye onlara gitti. Rumeli Siyad sınırları aştı ve soydaşlarımıza ulaştı. Yılmadan çalışarak tüm Rumeli'nin sesi olmaya devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız güçle tüm Rumeli'nin elinden tutarak onları tüm samimiyetimizle kucaklamaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız.